Atletizm Ansiklopedisi'nin sayfalarında bugün Sayın Akın Taşkent var. Eski milli atlet Vasfi Özçelik soruyor, Akın Taşkent yanıtlıyor, sayfalarımızı çeviriyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atletizm camiasında entelektüel birikimi yüksek bir abimiz olarak tanınıyorsunuz. Her zaman ilham alacağımız bir abimiz olarak gördük. Ama bir özelliğiniz var ki hep merak edilir. Kaç üniversite bitirdiniz? Kaç dil biliyorsunuz? Gençlere örnek olabilecek bir özellik. Bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Şimdi ilk önce beni bu olay içinde değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bizim bir sürü arkadaşlarımız var. Bunlar tabii zaman geldi, vefat ettiler. Çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz vardı. Bunları burada kamuoyuna duyurduğunuz için hasreten teşekkür ederim. Ben 1940 doğumluyum. TED Koleji'nde okudum. Daha sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Rus Dili Edebiyatı bölümüne gittim. Bundaki gitmekteki amacım, ben uzun yıllar 60'tan beri atletizm yaptığım için, koştuğum için bir de literatürü takip ediyoruz tabii. Amerikan, Rus ekollerini öğreniyoruz. Bunların atletizmde çok ileri oldukları malumunuzdur. Ben o zamanlarda 60'lı yıllarda ben nasıl faydalı olabilirim, nasıl bunları öğrenebilirim diye Rusların çok iyi oldukları için, mesela onların çok iyi yüksek atlama Valeri Brümer vardı, Pyotr Bolotnikov vardı, Vladimir Kuts vardı, 5000-10000 metre koşan olimpiyat şampiyonu Melbourne'da. Bunlardan bir şeyler öğrenebilmek için Rusçayı öğrenmeye azmettim ve onun için dil tarihe gittim. Rus dil edebiyatını bitirdim. Rusya'ya gittim, kitaplar aldım, getirdim, onları tercüme ettim, antrenman kitaplarını falan. Ondan sonra bu şekilde atletizme yardımcı olmaya çalıştım. Bu TED'de okumanızdan dolayı İngilizceniz var zaten. İngilizce var, TED'den var, İngilizce var. Aynı zamanda TED'de ikinci lisanımız vardı, Almanca. Onu da Goethe Enstitüsü'ne giderek bitirdim onu da. Daha sonra İtalyan Dili Edebiyatı'nın kursu vardı. Orada Adele Hanım vardı, ahbabımız. Akın gel şey dedim, sen kursa geldim dedi. Gittim kursa. İkinci sınıfta hatta Canım ve Mehmet Tünkan üçümüz beraber gittik. Ben burs kazandım. İtalya'ya gittim. Santa Margherita Ligure'de 6 ay kadar kaldım. İşte ondan sonra döndüm. Bu ara benim Milli Olimpiyat Komitesi beni İtalya'ya gönderdi, antrenör kursuna. Gittim geldim. Bizim Ekrem Özdemar yüksek atlayıcı benim şeyim, antrenman yaptık. Rahmetli Orhan Kadıgil onu Çankaya öğretmen okulundan Ankara'ya getirdi. Listeler gelirdi her zaman bize. Ya haftalık kim ne yapmış, hangi illerde kim ne koşmuş, kim ne atlamış gelirdi. Bunu değerlendirdik. Sonra Ekrem'i Ankara'ya alınca çalıştı ve Türkiye çok iyi bir yüksekçi kazandı. Akın abi, atletizmin hafızası olarak biliniyorsunuz. Böyle de bir özelliğiniz var. Sizden evvelki abilerle birlikteliğiniz oldu sporcu olarak. Evet. Sizden sonrakilerle de yine sporculuğunuz oldu. Ama yine bir özelliğiniz var. Bildiğiniz dil. CV'niz çok kuvvetli. Dolayısıyla çeşitli federasyonlarda idareci olarak, yönetici olarak görev aldınız. Doğru. Birlikteliğiniz hem sporculuk hem idarecilikte de devam etti. Ben size Naili Moran hocamızı sorsam, kısaca anlatabilir misiniz? Naili Moran gelmiş geçmiş en büyük federasyon başkanı benim indiğimde. Onun için söyleyecek ki pek fazla bir şey yok. Bunu söyledikten sonra bütün atletleri tanırdı ve hepsinin yardımına koşardı. Maalesef Elin bir kaza sonucu vefat etti, kaybettik. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Abi Cüneyt Koruyrak hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Cüneyt Koruyrak abimiz 60'lı yılların sonunda Amerika'dan geldi. Dolu dolu geldi, yani artistimi çok iyi bilerek geldi. Hatta Mehmet Tünkan'a antrenman yaptırdı. İlgilendi şeylerle, bütün atletlerle. Daha sonra federasyon as başkanıydı. Hı. Ondan sonra da federasyon başkanı oldu. Cüneyt Koruyrak'ın hasleti bilgi doludur. Atletin bilgisi doludur. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde de beraberdik. O da bir elim. Antrenmanlarda bir kırılma noktası yarattı diyebilir miyiz? Yani daha çok sprinterlerle uğraştığı için, hı hı, sprinterlerin spesiyalizesine girdi. Bakış açısı değişti yani. Biliyorsunuz atletin bir tek sprint değildir. En fazla disiplini olan atletindir. Spor dallarından, evet, spor dallarından birisidir. Onun için yani o şekilde değerlendirelim. Abi yine başkanlarımızdan Yılmaz Sazak Bey hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Şimdi rahmetli Yılmaz Sazak abimizden beraber Aşkın Tuna'yı da anlatalım. Şöyle ki, o zaman peş peşe anlatmaya devam edelim. Aşkın birlikte. Tuna bizim arkadaşımız, yıllarca beraber olduğumuz, değerli, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Aşkın Tuna, Cüneyt Koruyrak'tan sonra Atletizm Federasyonu Başkanı oldu. O zaman bir spor şeye bağlıydı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Ve Metin Emiroğlu ANAP'tan bakan oldu. ANAP'lı, çok muhterem bir arkadaşımızdır o da. Biz askerliği onunla beraber yapmıştık. Aşkın Tuna Federasyon Başkanı oldu. Yılmaz Saza üye olarak aldı federasyonu, yönetim kurulu üyesi olarak aldı. Yılmaz Saza'nın yurt dışında çok olanakları vardı. Mesela Zeki Öztürk'ü, Lale Öztürk, Semra, Ali Aksu, onları hep yurt dışında, İngiltere'de antrenman yapmasına vesile oldu. Daha sonra Aşkın Tuna makine kimyadaki görevinden dolayı Atletizm Federasyon Başkanlığı'na son verince Yılmaz Sazak Federasyon Başkanı oldu. Yılmaz Sazak hocamız hakkında ilave edeceğiniz şeyler var mı Akın abi? Yılmaz Sazak'ın yönetim kurulunda yaptığı yardımları hali cenaplı anlattım. Bunun ötesinde yani Yılmaz Sazak Federasyon Başkanı olduktan sonra her şeyini bıraktı, federasyona hizmet etti. Çocuklarla birebir uğraştı, onları kamplara götürdü, çok dikkat etti, her şeylerinden ilgilendi yani. Akın abi yine atletizm camiasının çok ama çok önemli bir ismine geliyoruz. Hem genç nesil, hem sizin nesiller, hem arkadaşınız, hem antrenör, hem insan olarak olağanüstü bir insan. Federasyon başkanlığı yaptı, milli takım antrenörlüğü yaptı, idarecilik yaptı. Bugün Türk atletizmde tanıdığımız birçok ismin, ben dahil, hocalığını yaptı. Sayın İlker Çetin hakkında ne söylersiniz? Sevgili kardeşim diyeceğim, İlker Çetin hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki. Ancak yani burada onun söyleyeceğim, Türk milli takımına büyük hizmetler yapmış bir antrenörüdür. Şöyle ki, şimdi biz literatürü takip ettiğimiz için Avustralyalı atletleri, Yeni Zelandalı, Avustralya'da Peter Schiner, Yeni Zelanda'da Herbert Elliot, Yeni Zelanda'da Peter Schiner hem olimpiyat şampiyonlarıydı hem dünya rekortmenleriydi. Biz bunların antrenmanlarını takip ederek bizim atletlerimize yardımcı olmaya çalışırdık. Ne var ki yani Avustralyalı birinin yaptığı idmanı buradaki bizim atletlerden birine yaptırsan aynı neticeyi alamazsın. Bunu idrak ettikten sonra ben dedim ki İlker'cim ya dedim, biz kendi antrenmanımızı, programımızı yapalım. O şekilde yeniden bir program sistemi oluşturarak İlker çok büyük mesafe kat etti. Sizin de antrenörlüğünü yaptı. Evet. Hanımı da Neşe Çetin çok kıymetli. Birçok rekortmen Balkan şampiyonu, atletin yetişmesinde çok büyük katkılar. Evet, büyük bütün Türkiye rekorlarını kırmıştır. Meşhur bizim Gülçıray'ın bile rekorunu kırdı 800 metrede. Onun için yani İlker için söyleyeceğimiz her şey yetersiz kalır. Bravo. Abi çok teşekkür ediyorum. Abi yine Türk atletizmin önemli bir değerlerinden hem insan olarak hem sporcu olarak hem antrenör olarak hepsi birbirinden çok değerli. Çok güzel anılarınızın olduğunu biliyorum. Hem arkadaş olarak hem sporcu olarak. Orhan Altan ağabeyimiz, hocamız hakkında ne söylersiniz? Orhan Altan pırlanta gibi bir atletti. Allah rahmet eylesin. İşte şeye de adını verilen bir kondisyon salonu var. Çünkü onun hasleti kondisyondu. 3 adım atlardı, sırık atlardı. Hatta dekatlon da yapardı. Çok büyük dereceleri yoktu ama yani sporcu olarak bizim gibi, yani bizim de derecelerimiz yok. Üst seviyede yapamadık ama antrenman vererek, talebe yetiştirerek çok büyük katkılar oldu. Allah rahmet eylesin. Burada büyük spor. Orhan abimiz de Türkiye'de birçok rekorlara imza atmış. Çok değerli atletlerin yetişmesine katkısı olmuş bir ağabeyimiz. Çok doğru. Onu da böyle anmakta yarar var. Abicim yine tekrar bir sorun var size. Yine atletizme büyük sporcuların yetişmesinde katkısı bulunmuş. Özcan Kutlu hocam, bu sorsam ne dersiniz? Özcan Kutlu da sevdiğimiz rahmetli bir arkadaşımız. O da sporcu bir kardeşimizden, Ülker Kutlu'yla evlendi ve birçok atlet yetiştirdi. Kendisi tek adım ve 3 adım. Sporculuğu 3 adım, tek adım ve 200 ve 100-200 koşar. Yani sprinter tarzında bir atletimizdi. Fakat onun çok önemli hasleti, dereceleri çok güzel tutardı. Araştırmacı, şeyci, yani böyle Türkiye'de yapılmış bütün dereceleri kitap haline getirirdi. Sonra Necat Kök kardeşimize de ondan yararlanırdı Necat Kök'te. Ve yurt dışına, Necat Kök'te yurt dışında bir organizasyon komitesindeydi. Oraya verirdi onları. Yani çok güzel bir istatik, yani çok iyi bir kültürlü istatikçi olarak anarım Özcan'ı. Başarılı sporcuların, rekortmen sporcuların yetişmesinde de Özcan abi çok büyük katkıları var. Çok değerli, yani sıralama yapamıyorum çünkü hepsi birbirinden çok değerli. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yine Türk atletizmin çok büyük değer, otoriteler tarafından gelmiş geçmiş en büyük atletimiz olarak gösterilen Muharrem abimiz, hocamız, büyüğümüz için ne söylersiniz? Çok haklısın. Yani bunları hepsini anlatmak yani saatler alır, günler alır diyelim. Ama Muharrem'le ilgili, Muharrem çok kabiliyetli, çok başarılı bir atletti. Muharrem'in hocası Besim Hoca'ydı, Besim Aybaş. Ve Besim Hoca da tabii yurt dışına gidip gelerek daha çok böyle tarzında pratikten, yani kitabi değil de pratikten öğrendiklerini, gözleme pratiğe dayanan ve o şekilde antrene ederdi. Sadece Muharrem değil de onun daha çok biliyorsunuz. O dönem Türkiye'nin önünde gelen atletleri diyebiliriz. Musa Alemoğlu, Seyit Dinçgök, Musa Alemoğlu. Ahmet Altun hepsi onun talebesiydi. Hatta İsmail Akçay bile o çalıştırdı yani. Mehmet Ay'ı hepsini o çalıştırdı. Şimdi Muharrem'in çok vasfı ve enteresan, hem Türkiye rekortmeniydi hem de Balkan rekortmeniydi. Hem de Balkanlar karmasında İskandinavlara karşı yarışmak üzere tek Türk atleti olarak katıldı Balkan karmasına. Yani Romenler, Yunanlar, Bulgarlar varken onun yanında Muharrem Dalkış da katıldı. Abi şöyle bir... Muharrem Dalkış federasyon başkanlığı da yaptı biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra yani başarılıydı federasyon başkanlığı da. Çok başarılı federasyon başkanlığı yaptı. İşte daha sonra şey değişti, statü değişti falan. Muharrem'de bırakmak durumunda kaldı. Şöyle bir görüş. Abi sizin deneyiminize başvurmak istiyorum. Benim şöyle bir görüşüm var. Destekler misiniz, hayır der misiniz? Aynı anda Muharrem abi o gün 10.000 koşmakla birlikte ikinci gün 800'de koşabiliyor ve iyi derece yapıyor. Yani Türkiye'de değil, dünyada çok az olan bir özellik. Çok haklısın. Örneğin 1500 koşuyorsa 800 koşabiliyor. Ama Muharrem abi 10.000 koşuyor, 5.000 koşuyor, bir hafta sonra 800 koşuyor. Yani çok olağanüstü yani. Benim hafızam almıyor bu özelliği. Dedim ya, Muharrem'in hasreti fazlaydı. Çünkü sen çok haklısın, şimdi 800 koşuyordu. 800'de Balkan şampiyonu oldu. Evet. Öbür taraftan 5000'de 14.2 ile Balkan şampiyonu oldu gene. Yani Muharrem aynı sık Afrikalılar gibi 800'den 10.000'e kadar koşabilen bir atlet. Abi teşekkür ediyorum. Yine Ali Ergenç hocam için ne dersiniz? Ali Ergenç kardeşimiz de işte bir zaman Atletizm Federasyonu Başkanlığı yaptı. O da kendi ölçülerine göre bir takım kurallarla idare etti. İstanbul'daydı kendisi. Yani İstanbul'da olup da Ankara'dan idare etmek birazcık onun için sıkıntılı oluyordu. Ama gene de idare etti. Genel sekreter vasıtasıyla falan daha güzel şeydi. Yani iyi idare etti. Bakın abi yine camiamızın çok önemli isimlerinden biri Doğan Demirhan hocamızdan bahsedebilir misiniz? Doğan Demirhan bizim, o da kolejden arkadaşımız, İlker Çetin, ben Doğan Demirhan aynı koldeniz yani, aynı okuldanız. Şimdi Doğan Demirhan sessiz, çok sessiz, sakin bir arkadaşımız fakat çok bilgiliydi. Kendisi fizik profesörü. Oldu. Zaten İzmir'de 9 Eylül'de fizik profesörlüğü yapıyor. Orada da çalıştırıyor atletleri. Şimdi Doğan Demirhan'ın hasreti çocukları çok üzmeden, sıkmadan böyle narince antrene ederdi. O bakımdan çok değerli bir arkadaşımızdır. Kendisi tabii akademisyen. Onun için de fazla bir şey söylemeye gerek yok. İlker abisiz, Doğan abi olmaz. Doğan abisiz, İlker abi olmaz. Yani, iki büyüğümüz, iki değerli abimiz, iki değerli antrenörümüz. Türk atletizmine onlarca milli takım seviyesinde Türkiye rekortmeni, Balkan şampiyonu, sporcular yetiştirdi. Bunu söylemeden, teşekkür etmeden şahsım olarak ben geçemeyeceğim. Abi teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık. İnşallah ilerideki günlerde başlayacağımız... Ne zaman olsa ben size emrinize amade edeceğim. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Akın abi özür diliyorum. Esas sorun, en önemli sorun vardı. Onu atladım ben. Özür diliyorum tekrar. 1948 olimpiyatlarına katılmış eski milli atletimiz, rekortmenimiz, dünyalar güzeli Seyit Dinçgök hocamız hakkında ne söylersiniz? Yani iyi ki söyledin. Seyit Dinçgök benim hocam, geçen gün şeyde de bir TSYD'nin toplantısında da gelmişti. Görüştük, öpüştük. O bizim ortaokuldan beri hocamızdı, kolejde, TED'de. İlker'in de, Doğan Demirhan'ın da hepimizin hocasıydı. Çok büyük atletti, o kadar mütevaziydi ki kimseye ben o olimpiyata gittim, ben şuyum buyum, Türkiye rekortmeniyim demedi. Ben daha sonra öğrendim, hocam olduktan sonra öğrendim. Atletizm ansiklopedisinin başka sayfalarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.